Gördüğümüz iki tomurcuk akşam namazı ezanı okunduğu anda açmaya başladığı için de biz bu çiçeğin adını ezan çiçeği koyduk. Hemen yanı başında birden fazla ezan çiçekleri. Ve bunların her birisinin tepesinde açılmaya hazır ezan çiçekleri var. Çok kısa bir süre sonra biz bu ezan çiçeklerinin açılışına şahit olacağız. Ezan çiçekleri mevsimlik çiçek grubunda. Akşam namazı ezanının okunmasını bekliyoruz. Saat 20.10. Ezan okunmaya başladı. Akşam namazı ezanı ve bu gördüğünüz çiçek, evet, açmaya başladı. İşte bizim ezan çiçeği dememizin sebebi, ezan okunmasıyla birlikte bu çiçeklerin açılmaya başlamasından kaynaklanıyor. Ve bunu diğer çiçekler takip ediyor. Ve biz bu çiçeğin açılışını izlerken hemen
şu yanı başındakiler de açtı. Bu gördüğümüzde evet açılmaya başladı. Saniye saniye açılışını izliyoruz. Evet, tamamlanmak üzere. Yanı başındaki de açılmak üzere. Ezan okunması tamamlandı. Bir müddet sonra burada tomurcuk halinde gördüğümüz tüm ezan çiçekleri açılacak. Bir başka ezan çiçeği açılmaya başladı bile. Ve hareketini hemen seyredeceğiz. Tamamen biraz sonra açılışını tamamlamış olacak ve açılmaya başladı bile. Evet, şu anda duymakta olduğumuz arada çiçeğin açılma zamanında geliyor ve açılmış olan bu ezan çiçeklerinin tam göbeğindeki bölüme kendini koyuveriyor ve orada gördüğü balları alıyor zannederse. Tam bir doğa harikası. Evet. Az evvel sözünü etmiş olduğumuz arı uçuyor ve biraz sonra bu çiçeklerden birinin tam göbeğine oturacak. Ve bir taraftan da ezan çiçeklerimiz açılmaya başlıyor ve tamamlanmak üzere. Biz bunu izlerken yanı başındaki de açılmaya başladı. Hemen sol kenarındaki ezan çiçeği açılışını tamamladı. Ve bu da tamamlamak üzere. Ve bu böyle. Tüm ezan çiçekleri açılışını tamamlayıncaya kadar devam edecek. İyi akşamlar, hoş geldiniz sevgili seyirciler. Bu akşam yine çok değerli bir konuğumuzu ağırlıyoruz. Yaz aylarında özel konuklarla sizlerle birlikte oluyoruz. Dün eğitimci sosyolog Sayın Ali Özveren hocamız konuğumuzdu. Eğitimi ve toplumu bir anlamda konuşmaya çalıştık. Bu akşam Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Meskin'deki yaşanan yolsuzluk olaylarını konuşmayacağız sevgili seyirciler. Ergenekon sürecini, Ergenekon davasıyla alakalı süreci konuşmayacağız. Bu akşam AKP'nin kapatma davasının gününün pazartesi günü olduğu ve daha sonrasında neler yaşanacağını da konuşmayacağız. Bozuk yayla yolumuzu da konuşmayacağız. Bu akşam tinsel değerleri paylaşmayı, sevgiyi, tabiatı, çiçeği, arıyı, duyarlılığı konuşacağız. Çünkü toplumumuzda giderek yok olan bu kavramları konuşmaya çalışacağız. Elbette bunu ilk bölümde yapacağız ve sesimden de biraz önce tanıyan değerli seyircilerimiz olmuştur. Çünkü zaman zaman benim konuğum olurlar. Yıllardır belli konularda sizleri bilgilendirmeye çalışırız. Sayın İbrahim Öngü, Mali Müşavir,
Bu akşam canlı yayın konuğumuz. Tabii bizim de söyleyeceğimiz şeyler olacak ama dört ana başlıkta özellikle Sosyal Güvenlik Kurumu'nun değerli yetkililerinin bize gönderdikleri tanıtım filminden, bilgilendirme filminden de hareketle pek çok konuyu konuşacağız. Çünkü pazartesi günü yine önemli bir gün. Sosyal güvenlikte bir takım borçlanmayla ilgili, SSK ve Bağkur borçlanmalarıyla ilgili önemli bilgiler aktaracak Sayın Öngü. İkinci bölümde tabii bunları konuşacağız. Ve vergi mükelleflerini sosyal güvenlik destekleme primi uygulaması var. Bu da hem şirket ortağı emeklileri ilgilendiriyor hem de kendi adına iş açan vergi mükelleflerini, emekli vergi mükelleflerini ilgilendiriyor. Mali tatil uygulamasını tabii meslektaşların çok ilgilendiği bir konu ama ne yazık ki zehir oldu tırnak içinde mali tatil bu sene. Bunu konuşacağız ve son bölümde de kayıt dışı ekonomiyi konuşacağız. Ben hemen Sayın Öngü'ye hoş geldiniz demek istiyorum. Sayın İbrahim Öngü, özlemiştik efendim. İyi akşamlar. Evet, merhaba, iyi akşamlar. Şimdi tabii hep bir gerginlik, hep bir umutsuzluk, hep bir karamsarlık. Yolda yürürken dün Ali Özveren hocamla da konuştum. Birbirimize selam vermiyoruz, günaydın demiyoruz. Ve Sayın İbrahim Öngü'yü bir hafta sonu ziyaret ettiğimde gel dedi sana bir şeyler göstereceğim. Ve bu görüntüleri ne güzel ki seyircilerimizle de paylaştık. Ezen çiçeği ve Sayın İbrahim Öngü. Nereden çıktı efendim bu fikir? Nereden oluştu? Kendi yayla evinizin önündeki bu çiçeklerin hikayesini sizden dinlemek istiyoruz. Benim mesleğim mali müşavirlik, vergicilik ve verginin düzgün ve doğru verilmesiyle ilgili işleri yapmak benim temel görevim. İdeal anlamda, benim anladığım anlamda vergi bir sevgiliye bir buket çiçek veriliyor gibi verilirse ideal bir vergilemedir. Benim özümde, insanlığın özünde olması gereken şeyler var. Sevgi ve çiçek. Her şeye çiçek gibi bakıyorum, her şeye sevgiyle bakıyorum. Bu benim temelimde var. Vergiciliğin temelinde de bu olmuş olsaydı, şu anda yaşamakta olduğumuz herhalde hiçbir şeyi yaşamazdık. Ezan çiçekleri de bu anlamda tesadüfen benim evin önüne mevsimlik çiçek diye ekmiş olduğum, bir arkadaşımın vermiş olduğu çiçeği ekmemle oluştu. Bundan evet. 4-5 yıl önceydi. Mersin Bekir Alanı Söğüt villalarında benim evim. İlk anda pek fark edemedim. Sonradan fark ettim ki çiçek ota benziyor. Hatta bu çiçeği ilk görenler ot diye belki yolup atabilir de. Biz tesadüfen ilk başlangıçta dışarıdan almış olmama rağmen dikkatlice inceledim. Evet. Ve beraberinde gördüm ki ismine zaten ezan çiçeği demişlerdi. Hı-hı. Akşam ezanı okunmasıyla beraber bu çiçeğin açılmaya başladığını çıplak gözle gördüm. Önce sitedeki arkadaşlarımızla paylaştık. Daha sonra görüntüleyerek, videoya çekerek arkadaşlarımla, çevremle bunu paylaşmaya başladım. Siz de bu anlamda değerli konuklarımdan bir tanesiydiniz. Ve bizim sitede 16'nın üzerinde ziraat mühendisi var. Her birisi çok değişik yerlerde görev almış olan, uluslararası konumlarda da çalışanlar var. Sayın Mehmet Ateş'in de kulaklarını çınlatalım. Evet, Mehmet Ateş'e belki de bu arada saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Evet. Ziraat Mühendisleri Odası başkanıdır kendisi. Ve ona da izlettirdim. Onlar da hayret ettiler. İlk kez gördüklerini söylediler. Akşam namazı ezanı okunduğu anda bu çiçek çıplak gözle görünür şekilde açılmaya başlıyor. İzlemekte olduğumuz görüntülerde olduğu gibi hoş bir sarı renk oluşuyor. Sarı renk oluşumuyla beraber etrafa güzel bir koku yayılıyor. Ama çok gariptir. Açılışı tamamladıktan hemen sonra arıya benzer bir böcek hemen tam göbeğine konuyor ve oradan balını alıp gidiyor. Bu gerçekten çok ilginç bir görüntü. Çıplak gözle bir çiçeğin saniyeler içerisinde açılışını izlemek inanılmaz hoş bir kavram. İnternetten de araştırmalar yaptım. Ve yapmış olduğum araştırmalarda gördüm ki ezan çiçeği adı altında arandığı zaman görünecektir. Böyle bir literatürde bir çiçek yok. Gelincik
türü olarak gösteriliyor. Evet. Papatya türü olarak gösteriliyor. Her yıl Mayıs ayında ekilip Mayıs ayında çoğaltılabilen ve Eylül ayında da şaşırtılarak yetiştirilen bir çiçek hüviyetinde. Bu çiçeği Mersin'den başlayarak tüm halk bunu evine, bahçesine yetiştirmesini ben temenni ediyorum. Bu güzel görüntüyü en azından yaşamış ve görmüş olurlar. Ekranda da görüyoruz. Arının o çiçeğin göbeğine konulması da gerçekten çok hoş bir şey. İnternette incelediğim zaman bir kişinin yorumu benim çok ilgimi çekti. Şöyle diyor, daha bunun gibi nice hikmetler, hala bunları göre göre Allah'ın varlığına inanmamak cahillikten başka bir şey değil demiş. Ezan çiçeğinin en ilginç olan bölümü, çiçeğin açılışını ezan okunma vakti, yani güneşin batımıyla beraber, akşam namazının ezanının okunmasıyla beraber, güneşin batımıyla beraber açmasıdır önemli olan. Bu ezan çiçeğinin hızlı bir tempoyla, çok hızlı birkaç saniye içerisinde açılışını çıplak gözle görmemiz. Bir portakal, örnek olsun diye söylüyorum. Çiçeği bana göre inanılmaz. Günlerce kalıyor. Hele hele Mersin gibi bir yerde. Esans dökülmüş gibi Mersin kokuyor. Gerçi şu anda bu kokulardan azaldı, maalesef azaldı. Bu güzel bahçeleri göremez olduk ama. Ve arkasından o güzelin meyvesini veriyor. Doğada gördüğümüz çiçekler, doğada gördüğümüz meyveler inanılmaz güzelliklere sahip. Yeter ki biz onlara bakmasını, onları görmesini bilelim. Evet. Zaten tüm olaylar da bakmak ve görmek üzerine kurulu. Evet, tabii aslında bu konuda biliyorum siz saatlerce konuşursunuz. Sayın İbrahim Öngü, gerçekten son zamanlarda işte baktığımız zaman toplumun %70'inin mutsuz olduğunu bilim adamları açıklıyor. Her 5 kişiden birinin depresyon hastası olduğu yine bilim adamları tarafından açıklanıyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre uyuşturucunun yaşı 11'den aşağı düştüğü, yine Sağlık Bakanlığı verileri bize bunları ifade ediyor. Bütün bu ahval içerisinde gelecekte bir Japon toplumu gibi manevi değerlere bağlı ama teknolojiyi de özümsemiş, bilgi çağını özümsemiş bir ülke konumuna gelmek açısından ne yapmak gerekiyor efendim? Evrenin dünyasız, dünyanın da insansız, insanın da sevgisiz olacağını eğer düşünürsek dünya yaşamaya değmez. O halde bu dört birlikteliği herkes kendi görevini, işini yaparak ama hem eleştirerek hem de eleştiriye açık olarak ve görevlerini tam olarak yapmadığı süre içerisinde az evvel saydığınız şeyleri biz bundan sonra daha fazlasında yaşarız. Bizim mesleğimiz olayları rapor etmek. Olayları rapor ederken yeniliklere açarak, geçmişten ders almalarını sağlayarak geleceğe ışık tutmak bizim temel görevimiz. Asla bizim muhasebeci, mali müşavir olarak görevimiz sadece yazmak demek değildir. Tüm toplumsal olaylara da duyarlı olmak zorundayız. Bu toplum içerisinde yaşıyoruz. Sizin de zaten esas göreviniz bu değil mi? Toplumsal olaylardan eğer duyarsız olmuş olsaydık, biz burada bugün bu konularda görüşmezdik.